Evet, şu anda da Sayın Cevat Bozok Başkanımızın Seferli Derneği olarak bir davetiyesi var. Burada onları dağıttı. Buradan hemen konuya değinelim. Ne zaman olacak? 11 Ağustos Cuma günü Kur'an tilavetiyle etkinliğimiz başlayacak. 12 Ağustos'ta spor etkinliği olacak. 13'te şenlik olacak. Yani 3 gün üst üste yaklaşık 10 yıllık dernek başkanlığı döneminde bu sene böyle bir şeye karar verdik. İnşallah hayırlı olsun. Rabbim mahcup etmesin. Bütün dostlarımızı, bütün sevenlerimizi o gün orada görmek, güzel bir etkinlik olmasını diliyoruz. Tabii ki buradan Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımızla, milletvekillerimize de, ilçe belediye başkanımızla aramızda görmekte onur duyarız. Tabii ki öncelikle Ordu ailemizi, Ordu ailemizi aramızda görmek bizi çok çok onur eder. İnşallah güzel etkinlik olacak diye düşünüyoruz. Rabbim hayırlı olsun şimdiden. Teşekkür ederim. Seza Çamulu ben, Korganlar Dernek Başkanıyım. Bu akşamki toplantıdan gerçekten çok memnun oldum. Yani çok yerimli, verimli oldu. Herkes derdini anlattı. Biz üzerimize düşen, ben başkanları üzerimize düşeni aldık. Ama sonuçta hepimiz orduluyuz. Yani bana göre ben iş adamıyım, kendi çapımda bir yerlere gidiyorum. Ama bu orduların olduğu ortamda mutluluğum hiçbir yerde olmuyor. Bu benim... Bir de yani bu son 15-20 yıldır acanın bilir hep aynı insanları görüyoruz. Yeni insanlar olmuyor. Yani bu bir sosyoloji. Ben çok kimse şey etmek istemiyorum. Ben bu işi severek yapıyorum ve hiç pişman değilim. Maddi manevi hiç kimse derim ben hiç söylemem. Ama bu işi severek yapıyorum. Hepinize saygıla diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Başkanım çok özür dilerim. Bir şey sormak istiyorum. Kaç tane delege bayan üyeniz var? Bayan üyeleri buraya yönlendireceğiz ki Hacer Hanım yanında olsun. Böyle başkanım, bizim derneğimize gerçekten kadınların çok büyük emeği hakları vardır. Allah buradan hepsine razı olsun. Buradan onlara selam olsun. Gerçekten bizim derneğimizin toparlanmasında, şahlanmasında, yürümesinde kadınlarımızın çok büyük hakları, emekleri vardır. Bunu kadınları oluşturalım, kadınlara değer verelim, derneklerimizi. Onlara mesela erkekleri gelmiyordu. Hanımlar gelince erkekler de gelmek zorunda kaldılar. Ha ben bir mahalle derneğim ama inşallah siz Çekmeköy'de misafir ederim. Şimdi kadınların adı geçince yine duramadım ama Güneş Karakaya. Güneş Karakaya. Akkuş Seferli Derneği'ni ben her zaman takdir etmişimdir. Gerçekten başkanımızın önderliğinde yönetim kurulunda bulunan arkadaşlar olsun. Özellikle de kadın kolları başkanımız çok aktif, kadınlarımız çok güzel örgütleniyor. Örnek bir dernektir Akkuş Seferli Derneği, kadınlarımızın çoğunluğu adı altında. İkincisi de Ataşehir Ordulular Derneği'dir, kadınlarımızın aktif olduğu bir dernektir. İnşallah Ordu Dernekler Federasyonu ORDEF'te öyle olacaktır. Yine kendi derneğim Kadın Gücü ve Emeği Derneği kadınlarımızdan oluşuyor. Kadınlarımız olsun. Ben dernek başkanlarımıza şu çağrıda bulunmak istiyorum. Toplantılarımıza, dernek etkinliklerimize lütfen eşlerinizi getirin. Bakın hepimizin eşi var, güvenip bizleri gönderiyor. Sizin de eşleriniz size güvensin. Siz de beraber size eşlik ederek dernek etkinliklerine katılsınlar. Yani burada gerçekten kötü şeyler yapmıyoruz. Birliği, beraberliği sağlıyoruz. Ordulu hemşerilerimizin dertleriyle dertleniyoruz. Sevinçleriyle seviniyoruz. Bakın kaynanamın oğlu Bülent Yılmaz büyük bir rahatsızlık geçirdi. Maalesef üzülerek söylüyorum ki sanatta ve siyasette ne kadar çekememez bir topluma sahip olsak da ordulu olarak... Ama bir cenazede, bir hastalıkta birliği, beraberliği çok güzel sağlıyoruz. Ordulu olarak ben bu konuda bir kez daha ordulu hemşerilerimizden gurur duydum. Çünkü o birliği, beraberliği gördüm. Ayrıca düğün, oğlumu evlendirdim. Düğünümde de bu akşam burada bulunan bütün sanatçılarımız yanımızdaydı. Yine dernek başkanlarımız sağ olsun yanımızdaydı. Bu tip etkinliklerde evet bir araya gelebiliyoruz ama kadınlarımıza yönelik özellikle evlatlarımızı da aşılayalım lütfen. Ben oğlumu hep getirmek istiyorum ama anne yaşıtlarım yok deyip gelmemezlik yaptı, alıştıramadım. Çocuklarımızı aşılayalım, eşlerimizi aşılayalım. Özellikle kadınlarımız
katılım sağlasınlar. Birlik, beraberlik daha güzelleşiyor. Kadının olduğu yer daha bir çiçek açıyor. Bunu hep gördük. Derneklerimiz daha başarılı oluyor. Evet, beyler de başarılı belki ama kadınların eli değdiği yer daha güzelleşiyor. Daha profesyonel işler ortaya çıkıyor. O yüzden kadınlarımız lütfen her yerde olsunlar. Ben tekrardan başarılar diliyorum Cevat Başkanıma ve yönetim kuruluna. Yine sevgili başkanımız Mürsel Demircioğlu, çok teşekkür ediyorum. Vallahi kolum ağrıdı. Şu anda 14 kilo taşıyorum. Bir taraftan Karadeniz kadını olmanın gücü de bu. Hem konuşuyorum hem torun taşıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Türk Ev Ajansı özellikle size teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Evet, gördüğünüz üzere hem anneanne hem torununa da bakarak buraya geldi. Yani hiçbir bahanemiz yok. Olmak istediğimiz yerde istersek olabiliriz. Ve bu güç hep birlikte çoğaldığında güzelleşiyor. Az önce ne dedi ablamız? Düğünde, bayramda ve cenazede insan insana her zaman lazım. O yüzden bu topluluklarda olmamız gerektiğine inanıyoruz. Ve kapanışımızı bizim çok tatlı sanatçımız Gülay Şenkal'dan Ordu'nun Dereleri olarak kapatıyoruz. Sizi ona bırakıyorum. Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa, Ordu'nun dereleri aksa yukarı aksa, vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa, sürmelim aman. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa, sürmelim aman. Çok özür diliyoruz, ezan okunuyor. Tabii ki alkışlıyoruz ablamızı. Bu güzel kapanış için size de teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Sizlere, emeğinize, her zaman yanımızda olduğunuz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ediyoruz ve programımızı burada noktalıyoruz. Türk Ev Ajansı'nın sunmuş olduğu Ordefin toplantısındaydık. Sevgili Gülay Şenkal ve birbirinden değerli sanatçılarımız buradaydı. Çok güzel bir istişare toplantısı oldu. Bütün söyleyeceklerimiz zaten videonun ilerisinde sizlere sunulmuş durumda. Bir beğeniye basmayı çok görmeyiniz diyoruz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.